Victor Marie Hugo kimdir? Fransız yazarı. 1802'de Besançon'da doğdu. Hiçbir dine inanmayan anne ve babası tarafından dinsiz olarak yetiştirildi. Çocukluğunda annesi ve babasının şiddetli geçimsizlikleri Hugo'ya çok tesir etti. Edebiyata karşı çok meraklıydı. Kendisini bu hususta yetiştirdi. Fakir bir ailesi olduğundan para kazanmak için geceyi gündüze katarak edebi eserler yazıp bu yoldan geçimini sağlıyordu. 20 yaşında ilk eseri olan Odlar ve çeşitli şiirleri yazdı. Fransız kralı 18. Louis kendisine 1000 franklık maaş bağladı. Bundan sonra devamlı kitap yazdı. Bunlar, Yeni Odlar, İzlanda Hanı, Baladlar, Bir Toplumun Son Günü gibi eserlerdi. Fransa'nın en büyük lirik şairi olduğunu ispatlamak için çalışmaya başladı. Sonbahar Yaprakları, Şafak Türküleri, Gönülden Sesler, Işınlar ve Gölgeler, oyunları sahneye konuyor ve ona büyük ölçüde gelir sağlıyordu. Romanları da geniş ölçüde rağbet gördü. Notre Dame'ın Kamburu, Yoksul Claude gibi çalışması ve yayınladığı eserlerin sonunda 1841'de akademiye üye seçildi. Önceden burjuva düşmanıyken devlet adamı olmak hevesine kapıldı. Saraydan çıkmıyordu. Hatta Louis Philippe 1845'te 5. Hugo'yu yüce meclis üyeliğine getirdi. Kralın akıl hocası olmak için çalışıyordu. Bu sıralarda Sefiller adlı meşhur eserini kaleme almaya başladı. Ama, bunun kral çevrelerince hoşa gitmeyeceğini biliyordu. 1848 ila 1851'de Fransa'da çıkan olaylar onun için büyük bir sarsıntı oldu. Fakat kısa bir müddet sonra kurucu mecliste, sonra da yasama meclisinde milletvekili oldu. O sırada Levenment gazetesini kurdu. 1852'de sürgün listesine alınan ve sürgüne gönderilen Hugo'da yazarlık gücü değişti. Sürgünden önceki eserleriyle sonraki eserleri arasında temelden ayrılık vardır. Önceleri mükafatlar kazanan kabiliyetli bir yazar ve şair olan Hugo, sonra eğlence için değil, eserleriyle hayata karışan, eserlerinde hayatı aksettiren bir sanatçı oldu. Sürgünde, Cezalar, Dalıp Gitmeler, Deniz İşçileri ve Gülen Adam gibi birçok eserler yazdı. Üslubu yeni bir güç kazandı. 1859'da cezası bitti ise de sürgünde kalmayı tercih etti. 1878'de Hugo'ya hafif bir inme geldi. Bu hastalık onun gücünü kırdı. Hugo bu 6 yıl içinde hiçbir şey yapamadı. Ancak Korkunç Yıl, Büyük Baba Olma Sanatı, Düşüncenin Dört Ana Kaynağı gibi eserleri yayınlandı. Victor Hugo'nun, Hürriyet İçinde Tiyatro, Uğursuz Yıllar, Taş Yığını adlı eserleri de meşhurdur. Victor Hugo, 1885 yılında ölmeden önce, hiçbir kilisenin vaazını istemiyorum, bütün insanların gönülden dualarını diliyorum. Allah'a inanıyorum, şeklinde son sözlerini söyleyerek eski inançsızlığını reddetmiştir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza destek olmak için, beğen butonuna basmayı, yorum yapıp abone olmayı unutmayın.